O zaman cemaat neydi? Cemaatin esası sahabeydi. Peki sahabe nedir diye bir soru gelebilir. Sahabeyi biraz anlatalım, ondan sonra meselemize devam edelim. Sahabe nedir? Sahabe kardeşler Peygamber aleyhissalatü vesselamın arkadaşlarıdır. Onunla beraber o davaya sırt veren arkadaşlarıdır, dostlarıdır. Ehli sünnet uleması özellikle İbni Hacer el-Eskalani şunu söyler. Der ki el-İsabe'de Peygamber aleyhissalatü vesselamı görüp iman edip ve bu hal üzere ölen herkese sahabe demişler. Ne demek bu? Tabi bu şartları zikrederken bazı şeyler akla gelebilir. Peki ama bir sahabe var. Abdullah İbni Ümmü Mektum gibi. O görmemiş. Fark etmiyor. Konuşması veya görmesi ve iman etmesi ve bu hal üzere ölmesi onun sahabe olması için yeterli diye. Temiz yaşına ulaştıysa, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı gördüyse sahabe olarak kabul etmişler. Veya nübüvvetten önce Peygamber aleyhissalatü vesselamla karşılaştıysa bunu sahabe olarak kabul etmemişler. İlahiri veya sonradan irtidat ettiyse bunu sahabe olarak kabul etmemişler. Ondan dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabesi tanım olarak ehli sünnetin üzerinde ittifak ettiği görüşe göre bu anlattığımız şeydir. Peki Peygamber aleyhissalatü vesselam şunu söylüyor. Diyor ki hayrun nasi karni, en hayırlı nesil benim zamanımda yaşayan nesildir. Kim? Sahabe. Birinci onu zikrediyor. Sahabe en hayırlı nesil budur diyor. Sonra diyor ki ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ. Sonra ve sonra. Kim bunlar? Bunlar bizzat sahabeyi gören tabi'in. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselama yetişememiş, onunla konuşamamış, o an iman edememiş, dini sahabeden alan kişiler. Bunlar da çok hayırlıdır diyor. Sonra ondan sonrakiler. Peki etba'u tabi'in dediğimiz kimdir? Bunlar da tabi'ini bizzat görüp onlardan din alanlar. Onlardan hadis rivayet edenler. O şekilde iman edenler. Bunlar da hayırlıdır diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bir önceki hadisi düşünün. Ondan sonra bozulmalar başlayacak diyor zaten Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bozulmalar nasıl başlayacak? İnsanlar yalan söylemeye başlayacaklar. İnsanlardan yemin istenmediği halde insanlar yemin etmeye başlayacaklar. Bunlar hep kötü şeyin ortaya çıkardığı şeylerdir. Ondan sonra sahabenin bizim için ne kadar önemli olduğunu işte bu hadisten öğrendik. Sadece hadis mi kardeşler? Hayır. Allah Azze ve Celle ayette diyor ki فَاِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Ey kitap ehli! Eğer sizler onların iman ettiği gibi iman ederseniz şüphesiz ki kurtuluşa erersiniz. Sonra eğer yüz çevirirseniz siz derin bir sapıklık içindesiniz diyor. Bunu kitap ehline söylüyor. Peki o zaman biri diyecek ki mesela biri diyor kardeşim ben niye sahabeyi taklit edeyim diyor. Cevabı bu ayettir işte. Sen kurtuluşa ermek istiyor musun? O zaman sahabeye bakacaksın. Çünkü sahabe kendi kafasına göre bir şey yapmaz. Sahabe bidat çıkarmaz. Sahabe felsefeye bakmaz, aklına bakmaz, hevasına bakmaz. Sahabe Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan ne gördüyse onu yapar. Onun için sahabe yani. Dolayısıyla neden sahabeye tabi olacağız? İşte bu ayetten dolayı. Ey kitap ehli, eğer sizler onların iman ettiği gibi iman ederseniz şüphesiz ki kurtuluşa erersiniz. Başka bir ayette ise وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعْهُمْ بِإِحْسَانِ. Muhacirden ve ensardan önde gelenler ve onlara ihsan üzere tabi olanlar var ya radiyallahu anhum ve raduan. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuştur diyor Allah Azze ve Celle ve onlara altlarından ırmaklar akan cennetler vaat etmiştir ve vermiştir. Burada önemli bir detay var kardeşler. Çok önemli bir detay. Neden sahabe? Allah Azze ve Celle burada sahabeyi Ensar'ı ve Muhacir'i övüyor. Ensar kimdir? Medinelilerdir, değil mi? Kucak açanlardır. Muhacir kimdir? Oraya bizzat hicret edenlerdir. Zaten sahabe dediğim bu iki topluluktan oluşuyor. Allah Azze ve Celle o kadar büyük bir şeref veriyor ki bunlara, Allah onlara rahmet etsin, onların isimlerini bizzat zikrediyor. Ama sadece onlarla sınırlandırmıyor. Çok önemli burası. Diyor ki وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعَهُمْ بِإِحْسَانِ ve onlara ihsan ilkesi üzerine tabi olanlar. Yani değiştirmeden, bozmadan, olduğu gibi, bidat çıkartmadan olduğu gibi tabi olanlar var ya,
Allah onlardan da razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur diyerek Allah Subhanehu ve Teala sahabeden sonraki nesilleri onlara ne yaptıysa olduğu gibi tabi olanları da övmüştür. Çok önemli bir şey. Ama bugün insanlar ne anlatıyorlar? Adam sahabeyi eleştiriyor. Diyor ki sahabe şöyledir, sahabe böyledir, sahabe şudur, sahabe hadis uydurmuştur, sahabe... Bir sürü şey duyarsınız. Allah Azze ve Celle'nin övdüğü, kendisinden razı olduğunu söylediği bu nesil kesinlikle bizim anlattığımız şartlara uygunsa, hayır kardeşim, sen sahabeye laf söyleyemezsin. Biz buna izin vermiyoruz diyeceğiz. Abdullah İbni Mesud çok güzel bir şey söylüyor ki, buradaki rivayeti çok seviyorum. Gerçekten kalbim böyle daha da böyle ferahlıyor. Abdullah İbni Mesud diyor ki, Allah Azze ve Celle diyor bütün kalplere baktı. Sonra diyor onların arasında en hayırlı kalp olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbini gördü ve onu bize Nebi olarak seçti. Bakın yerler gökler yaratılmadan 50 bin sene önce Allah Azze ve Celle kaleme yaz demiş zaten. Allah Azze ve Celle kimin kalbinin temiz, kimin kalbinin pis olduğunu biliyor. Abdullah İbni Mesud da diyor ki bütün kalplere baktı. Baktı ki en hayırlı, en güzel, en temiz kalp Muhammed'in kalbi Aleyhisselatü Vesselam. Ve onu seçti. Bize peygamber olarak gönderdi. Sonra diyor kullarının kalplerine baktı. Baktı ki kulları arasında en hayırlı kalpler olarak dedi ki bunlar hayırlıdır. Ve onları peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi olarak seçti. Sahabesi olarak seçti. Çok önemli bir şey. Hani insanların akıllarının burada hayrete düşmesi lazım. Rastgele olan bir şey yok. İslam'da rastgele tesadüf diye bir şey yok. Her şey Allah Subhanahu ve Teala'nın kaderi iledir. Ve Allah Azze ve Celle Ensar, Muhacir ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesini seçti. Ve diyor ki burası çok önemli. Ve dini için savaşan kimseler olarak onları Nebisine vezir kıldı diyor. Vezir kıldı. Şimdi bir sürü ayet var bununla alakalı. Fetih suresi var, başka ayetler var. Hepsini zikretsek zaten bütün ders onunla geçirir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle sahabeyi çok övmüştür kardeşler. Kur'an'da da övmüştür. Aleyhisselatü Vesselam hadislerde sahabesini çok övmüştür. Ve sahabe de bu övgüyü hak etmiştir. Kim ne derse desin. Ondan dolayı diyor ki onlara vezir olarak seçti. Müslümanların güzel gördükleri Allah katında güzeldir. Onların kötü gördükleri Allah katında kötüdür diyor. Yani biz ona bakacağız diyor. Bir de Abdullah İbni Mesud bunu söylüyor. Sahabeden ya. Yani o kime bakıyor? O Raşid halifelere bakıyor. Sonra tabi'in de ona bakıyor. Öyle öyle gidiyor. Sonra yine Abdullah İbni Mesud şunu naklediyor. Diyor ki sizden kim başkasının izinden gidecekse ölenlerin sünnetine uysun. Onlar bu ümmetin en hayırlısı. Kalpleri en iyi. İlimleri en derin, kendilerini en az külfete sokan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabıdır diyor. Şu sözlere baksanıza kardeşler. Bunu Abdullah İbni Mesud söylüyor. Dehşet sözler. Bak burası da altını çizmemiz gerekecek. En az külfete sokanlardı. Burası da önemli. Onlar Allah Azze ve Celle'nin peygamberine arkadaşlık yapmaları ve dinini taşımaları için seçtiği bir topluluktur diyor. Siz de ahlakınızı onların ahlakına ve yolunuzu onların yoluna benzetin. Çünkü onlar dosdoğru yol üzereydiler diyor. Sapmadılar. Aleyhisselatü Vesselam'a ihanet etmediler diyerek bize bu konuda tavsiyede bulunuyor. Sonra tabiine geliyoruz sahabeden sonra. İbrahim el-Nehai o da bizzat Abdullah İbni Mesud'dan böyle dini öğrenmiş. Kufe'de yaşamış. Söze baksanıza dehşet bir söz. Tabi düşünene, akledene. Şayet diyor eğer Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı bir tırnağın üzerinden meshetmiş olsalardı ben de onlara uymanın faziletini elde etmek için onu yıkamazdım. Yani sahabe bunu mesh mi etti şu tırnağın üzerine? Ben demem ha. Şunu bir yıkayım demem. Onlar ne yaptıysa ben onu yaparım. Sebep? Çünkü ben onun faziletini elde etmek için, onlara uymanın faziletini elde etmek için çaba gösterirdim diyor. Ve Abdullah İbni Mübarek diyor ki dayandığın şey öncekilerin yolu olsun. Sen görüşlerden hadisi açıklayacak kadarını al diyor. Buradan ne anladık kardeşler? Buradan şunu anladık. Demek ki sahabe bizim için esastır. Değişilmez bir esastır.